Merhaba arkadaşlar, ben Aras Karafil. Röportaj trolerinde bu hafta insanlara hayatınızda en çok neyden tiksiniyorsunuz diye soracağız. Bakalım ne diyecekler. Videoya başlarken like atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu hayatta en çok neden tiksinirsin? Yaşamaktan. Başka ne olacak? Böyle yaşamadığınızda sürünüyoruz işte, alçak sürmeye devam. Ölmek daha mı iyi? En sağlam o. Tiskinir miyim? Pislikten tiskinim ne be? Pis insanlardan, böceklerden ne tiskineyim ki? Zararlıysa zaten farkında olmadan sokar seni. Pis, ahlaksız insanlardan tiskinirim. Neden tiskinirim? Böcekten evet tiskinirim. Hangi böcekten en çok? Kara Fatma diyelim. Yaşamak güzel be. Güzel de bu konularda yaşamak zor. Bizim oralarda diyorlar 9 tahtanın altında yaşamak daha iyidir diyor. Ben şimdi hemşireyim. En çok tiksindiğim şey sonda çekmek. Çünkü bir insanın üriner sisteminden sonda çekince biraz tiksinebiliyorsun. Neresi oluyor? Tam olarak işeme organı. Kadın erkek fark etmez. En çok güvenin sarsılması, ihanet, iftira. Bugün en yakınımdan bir iftira gördüm. Ona uzaklaştırma verdim. Gönlüme taş basıyorum. Hayat güzel. Yılmadan tekrar önümüzdeki maçlara bakacağız. Başka ne istersiniz? Bu hayatta. Böcekleri, hayvanları çok severim. En kötü böcekten tiksinmem ama iki yüzlü insanlardan çok tiksinmem. Benim yüzüme karşı güzelce gülerler, arkamda sonuçlar. Güzel bir şey mi sizce? Ne düşünüyorlarsa Allah gönlüne göre. Ne düşünüyorsa 10 katını versin. Gayet. Doğru. Gayet. Ben kimin hakkında ne düşünüyorsam Allah bana 1000 katını versin. Amin. İnsanın yere tükürmesinden tiksiniyorum. Kızıyor musun böyle? Tabii ki. Olur olmalı yere, olur olmalı sebeplerle tükürmeleri hoşuma gitmiyor. Şak diye tükürdü bile önünde. Ne oldu? Kavga edecek kadar konuşurum. Şimdi ben tükürsem patlatır mısın abi sana? Hayır, patlatmam ama kavga edecek derecede konuşurum. Pahari. Neden? Çok tiksindirici geliyor bana ya. Aynen ha. Böyle sanki üstüme hoplayacak gibi. Bir fare olsa lahan faresi gibi ne olur? Kaçarım ya da bayılırım. Ya. Zaten panik atağım var. Değmiyorsun tabii ki, yani elinde eldiven oluyor. Ama hani oranın içine biz borumsu bir şey soktuğumuz için onu sokarken de çekerken de bayan olarak acı çekiyorum. Çünkü elliyoruz falan. Kötüymüş. Allah kolay versin. Amin. Yalan söylenmesinde. Dürüst olmayan sözlerden tiksinirim. İnsanları kandıranlardan tiksinirim. Böcekten tabii ki. Kaşınıyorum. Kara Fatma. Hem kaşıntı yapıyor. Birkaç gün kaşınıyorum. Sivilce oluyor. Kureşengi döküyorum. Bütün vücuduma sivilceler sarıyor. Çok kötü. Yemek falan yiyemiyorum. Bulunduğu yerden geçemiyorum. Yemeğinden Kara Fatma çıktı. Ne olur? Vallahi bir hafta, bir ay belki yemek yiyemem o derece bir şey yani. Bütün gün kaşınıyorum. Şu anda da kaşımaya başladım. Aynen. İnsanların iki yüzlü olmasından tiksiniyorum. Yalan konuşuyorlar, insanları kandırıyorlar. Bayisinde bir haksızlık yaptılar, 1,5 milyar paramı yediler. En çok hayatta tiksindiğim odur yani. Bu hayatta en çok insanların yaptıklarından tiksinirim yani. Hayvanlar veya canlılar beni tiksindirmez. Onların doğal halleri bu. Ama insanlar gerçekten çok bazen çok tiskinç olabiliyor ya. Yani. Ben mi? İnsanlardan tiksiniyorum. Çünkü haklarını savunmuyorlar, ondan tiksiniyorum. Kadınları rahatsız ediyorlar. Yaşlara saygısızlık yapıyorlar. Örümcekler. Araknofobi denen bir korku vardır o yüzden. Hoştan geldim. Korkuyorum. Örümcek deyince tiksinmiyorsun ama değil mi? He? Yok hayır. Temas, sadece temasla korkuyorum. Evet arkadaşlar, videoyu izlediniz. İnsanlar genelde insanlardan tiksiniyormuş arkadaşlar. Sizce başka nasıl troll röportajlar soralım? Videonun altına yazabilirsiniz ve like yapmayı unutmayın. Hala da kanala abone değilseniz abone olun. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yes!